Bizim belediyemizin bitişiğinde daha önceden çay bahçesi olarak hizmet veren bir park vardı. Biz onu kendi sürecimizde oradaki işletmenin orayı bırakmasından sonra biz buranın tekrar çay bahçesi olarak değil, vatandaşımızın şehir merkezine geldiğinde önüne herhangi bir bedel beklenerek bir çayın, kahvenin neyse artık konulmadığı, dinlenirken acaba önüme cebimde para yokken veyahut da içesi yokken bir şeyin ikramın edildiği bir ortamı yaşamadan dinlenebileceği bir alan oluşsun istedik. Burada güzel bir park oluşturmaya gayret ettik. Bu parkı oluştururken buranın da bir ismi olsun istedik. Ünye Kaymakamımızla, Şehitler ve Gazi Aileleri Derneği Başkanımız ve yönetimiyle ve aynı zamanda yine kent konseyimizde, belediye meclis üyelerimizde yaptığımız istişarelerin neticesinde buranın isminin Şehitler Parkı olmasının uygun olacağı kanaati oluştu. Biz de bu isim üzerinde birleşerek tamam dedi. Kararı bu yönde verdikten sonra da tabii güzel bir isme orada o isme de müsemma bir anıt olsun istedik. O orta noktada Göbek'te yakışacağını düşündük. Gene o düşündüğümüz vatan toprağının böyle bağrından şehitlerimizin, yatan şehitlerimizin yükselen ışığının göklere, semaya doğru o ay yıldızın yükselişi ve sonsuzluğu ifade eden bu görüntüsünü de o isimle bütünleşen bir şekliyle oraya yerleştirmek istedik. Hemşerilerimiz tarafından da daha sonradan ortaya çıktığında bu fikir kabul gördüğünü gördük ve bugün de oraya yerleştirildi. Kenarındaki o mermer yapılacak kısımlarla birlikte tamamlandığında ve inşallah da bu koronavirüsü illetinden ülkemiz ve memleketimiz, şehrimiz kurtulduğunda oraların çok daha keyifle oturulabilir, dinlenilebilir bir alan olarak hemşehrilerimize ve ilçemize hizmet edeceği ifade. Şimdi arkadaşlar orada süreç devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. İleriki tarihlerde orayla ilgili bir tasarruf gerekirse orayla ilgili de düşünürüz. Bugün burada bir tasarruf uygulamamız gereken ve burada bir yürütmemiz gereken süreç vardı. Orayı yürüttük. Bugün burası bu şekliyle tamamlanma noktasına geldi. Ama bir gün orada da herhangi bir uygulamaya ihtiyaç olur. Herhangi bir süreçte oraya iş geldiğinde onu da değerlendirir. Hep birlikte hemşehrilerimizle birlikte en yakışan ve istenilen neyse onun da gereğini inşallah yaparız diye düşünüyorum.